Sayın kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, kıymetli konuşmacılarımız, değerli sponsorlarımız, enerji sektörünün bugününe ve geleceğine önem veren siz sevgili dinleyicilerimiz, Solar Vizyon Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Daha öncesinde dördüncü kez düzenlediğimiz Solar Vizyon Konferansı'nı bu sene daha da kapsamlı hale getirerek iki günde gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanımızı bizimle paylaşarak etkinliğimize eşlik eden sponsorlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Başta güneş enerjisi olmak üzere ülkemizde ve dünyada temiz enerji yatırımcılarına verilen alım garantileri güneş enerji santrali kurulu gücünün son senelerde hızla artmasını sağladı. İklim krizinin artan etkileri, karbon vergileri, Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mütabakatı ve herkesin güçlü bir şekilde hissettiği elektrik zamları, her bir elektrik tüketicisinin hızlı bir şekilde temiz ve ucuz enerjiye geçişini zorunlu kılıyor. 2019 yılından itibaren trend olmaya başlayan öz tüketim modeliyle bireysel ve kurumsal pek çok yatırımcı fabrikalarının, evlerinin, otoparklarının çatılarına güneş enerjisi santrali kurarak kendi ürettikleri enerjiyi kullanmaya başladı. Bu yeni ekosistemin artık vazgeçilmez parçaları ise hibrit enerji uygulamaları, yeni güneş enerjisi teknolojileri, elektrikli ulaşım, enerji depolama ve dijitalleşme süreçleri olacak. Finans ve mevzuat ise her zamanki gibi ülkemizin değişmez ana gündem maddeleri, temiz enerji yatırımlarının da her yatırımcının mutlaka çok iyi analiz etmesi gereken başlıklar. Etkinliğimizde bugün ve yarın 4'er oturum olmak üzere toplamda 8 oturumdan oluşacak. Her oturum 40 dakika sürecek. Etkinliğimizin daha da verimli geçmesi adına oturum sonlarında soru cevap olmayacak. Ancak merak ettiğiniz soruları oturum sonrası direkt olarak konuşmacılarımıza yönlendirebilirsiniz. Ayrıca öğle yemeği molası 12.40'da gerçekleştirilecek. Şimdiden herkese afiyet olsun diliyoruz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan etkinliğimizin sizler için faydalı ve verimli geçmesini diliyor ve açılış konuşmasını yapmak üzere Solar Baba kurucusu Ateş Uğreli huzurlarınızda sahneye davet ediyorum. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bizim için heyecan verici bir süreç. Beşinci kez aynı etkinliği düzenliyoruz. Yine ilgi güzel. Bu sene biraz daha yorgun başladık. Çünkü bundan önceki iki gün çoğunuz da katıldığınız TÜREK vardı. Rüzgar enerjisi sektörünün çok büyük bir buluşması vardı. Ve de inanın o da bir nispeten bir güneş buluşması haline gelmiş. Çünkü rüzgar enerjisi yatırımları yapanların çoğu, sizin de bildiğiniz gibi şu anda hibrit uygulamalar kapsamında bir güneş santrali yapmak için güneş sektörü temsilcileriyle görüşmeye başlamış. Ben başlamadan önce kısaca bir röntgen çekmek istiyorum, onu paylaşmak istiyorum sizle genel durumu. En son Solar Vizyon'u burada geçen sene yaptığımız enerji sektörünün durumuyla bugün arasında dağlar kadar fark var. Sadece bir yıl geçti ama çok şey değişti. Ukrayna-Rusya savaşı bütün dünyada enerji sektörünü alt üst etti, siz de biliyorsunuz. Aslında gerçekleşen bir doğalgaz krizi. Doğalgaza dünyanın ne kadar bağlı olduğunu gördük. O doğalgaza ulaşamayınca veyahut ulaştığınızda çok yüksek bir fiyatla aldığınızda nereye olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. İnanılmaz artan elektrik fiyatları, inanılmaz artan doğalgaz ısınma maliyetleri. Türkiye'de tabii bu durumdan çok ciddi bir şekilde etkilendi. Ondan sonra bununla uğraşırken COVID'in etkileri hala devam ediyordu. Belki sağlık olarak çok daha iyi bir durumdayız ama tedarik zincirinde çok ciddi sorunlar var. Türkiye'de bundan yaklaşık 7-8 ay önce güneş paneli bulamıyorduk. Öyle bir zorluk vardı. Şimdi orada üretim kapasitesi biraz artınca durum rahatladı. Bu sefer inverter bulamıyoruz. Orada ciddi bir sorun var. Bu çip krizi ne zaman, nasıl bitecek? Bunu da bu etkinliğimizdeki oturumlarda hep beraber konuşacağız. Silikon fiyatlarında çok ciddi bir artış oldu. Bu tüm dünyada güneş paneli fiyatlarını arttırdı. Biz 20 centleri, 18 centleri konuşmaya hazırlanıyorduk bundan 2-3 yıl önce. Şimdi 40 cent üzerine oturan bir güneş paneli ortalama fiyatı var Türkiye'de ve dünyada. Burada ama iyi bir haberi verelim sizle, bunu da detayları konuşacağız.
Hani çok ciddi polisilikon yatırımları yapıldı. Ben önümüzdeki seneden itibaren güneş paneli fiyatlarında çok ciddi bir düşüşün başlayacağını düşünüyorum. Hemen olmayacak ama artık gene aşağıya doğru alıştığımız fiyat düşüşlerini gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum. Bu bir süreç içinde olacak. Mevzuatta ne oldu? Mevzuatta çok şey değişti. Lisanssız elektrik üretim yönetmeliği tekrar değişti. Gerçekten bir öz tüketim yönetmeliğine dönüşmeye başladı. İşte fazla elektrik satışı sınırlandı bildiğiniz gibi. Ama daha da büyük bir şey oldu. Arazi kurulumları mümkün kıldı. Dolayısıyla şu anda aramızda olan güneş enerji sektörü paydaşlarının birçoğu şu anda arazide güneş santrali geliştiriyor. Bununla ilgili müşterileri var. Hibritte sınırlar vardı. %15 sınırı vardı. Kalktı, %100'e çıktı. Dolayısıyla güneş santrali dışında diğer enerji santrali yatırımı yapanlar şu anda güneş enerji sektörünün çok büyük bir müşterisi grubuna geldi. Bir de depolama, TÜREK oturumunda iki gün önce EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz müjdeyi verdi. Hani bugün, bu akşam bile yayınlanabilir resmi gazetede. Depolama yatırımı yapanlar yarışmaya girmeden GES ve RES için ön lisans alabilecekler. Şimdi ilk oturumda tartışacağız orada ama böyle salonda uğultu çıkmasına sebep olan bir şey de söyledi. Biz bu yarın veya öbür gün resmi gazetede yayınlanacak yönetmelik için 30 gigawatt başvuru aldık dedi. Bu başvuru nasıl yapılıyor? Bilen yok aramızda. Kimler başvuru yapmış, nasıl yapmış, ne için yapmış? Bunları konuşacağız. İnşallah ölü doğan bir yönetmelik olmaz. Hani 30 gigawatt başvuruyu kim yapmışsa daha fazla bir kapasite kalmamıştır diğer herhalde yatırım yapacakları. Bunu da konuşacağız. Aramızda birçok yeni güneş paneli üreticisi olacak. Bir iki aya kala. Hani zaten çok ciddi bir yerli üretim refleksimiz ve sanayimiz oluştu. Buna bir o kadar daha yeni bir üretim kapasitesi eklenecek gibi gözüküyor. Bazı yurt dışı firmaların Türkiye'de yerli üretimi başlayacak. Bazı Türk yerli girişimcilerimiz yerli güneş paneli üretimine başlayacak. Ben bir müjdeyi daha vereyim, teyidini alarak geldim buraya. İsim vermeyeceğim ama herhalde bir ay içinde açıklanacak. Biliyorsunuz İzmir'de büyük bir güneş hücresi ve güneş paneli yatırımı yapılacak Ali Ağa'da da. Aynı yerde Türkiye'nin ilk yurt dışı yatırımından bahsediyorum. Yerli inverter üretimi de başlayacak. Onun teyidini aldık. Dolayısıyla inverter dünyasında da yerli üreticilerin sayısının artacağını öngörüyoruz. Yurt dışında müthiş bir fırsat var. Demin rakamlara baktım. Almanya'da mesela 7,5-8 gigawatt bugüne kadar güneş santrali kurulmuş. Tek bu yıl içinde. Ben konuştuğumuz bütün dostlara öneriyorum. Dünya çok büyük bir pazar oldu bu konuda. Lütfen Türkiye ile sınırlı kalmayın. Türkiye de güzel gidiyor. Ama bilhassa Avrupa'da bir iki saat içinde uçakla ulaşabileceğimiz pazarlarda Türk şirketleri için konstrüksiyon üreticileri, inverter üreticileri, panel üreticileri, en çok da EPC'ler için çok büyük bir pazar var. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Bugün yarın depolama yönetmeliği yayınlanacak dedik. Çok ciddi. Bunu da ilk mevzuat oturumunda konuşacağız. Kapasite ve arazi savaşı var Türkiye'de. Şu anda Anadolu'da bir güneş santraline uygun olduğunu düşündüğünüz, trafo merkezinden de çok uzak olmayan bir arazide içeride bir 10-15 kişinin hep dolaştığını göreceksiniz. İşte o araziyi kiralamaya çalışanlar, almaya çalışanlar. Hatta işte Serdar'la konuşacağız biraz sonra. Aynı arazinin 3-4 kişiye kiralandığını, satıldığını duyuyoruz şu anda. Araziyle ve kapasiteyle ilgili ciddi sorunlar çıkabilir. Bunları konuşurken dünyanın gündeminde olan şeylerin Türkiye'nin gündemine de gelmesi lazım. Tarım GES çok önemli. Biz tarım arazilerine GES kurulmasını bir tabu olarak görüyoruz. Halbuki dünya örneklerine baktığımızda çok büyük bir alan tarım arazileri ve tarım ve GES çok güzel bir şekilde birbirlerini destekleyecek şekilde ne tarımın rekoltesi az oluyor. Hatta hafif gölge yarattığınızdan çok verim artışından bahsediliyor. Aynı alanda güneş ve tarım el ele çok güzel çalışabiliyor. Yüzer GES'leri mutlaka gündeme sokmamız gerekiyor. Türkiye'de çok ciddi bir iklim krizi var. Eylül-Ekim rakamlarına baktım gelmeden önce. Çok ciddi bir kuraklığa işaret ediyor son iki ayın rakamları. Artık yağışın başlaması gereken dönemdeyiz. İşte şu tarihe bakın, İzmir'deyiz, İstanbul, Antalya. Neredeyse bir yaz havası var ve yağış yok en önemlisi. Sıcaklıktan daha da önemli, yağış yok. Dolayısıyla mevcut hidroelektrik santrallerimize mutlaka yüzer GES'lerle takviye etmek
suyun olmadığı yazlar güneşten destek, kışında sudan destek şeklinde büyük bir fırsat yaratacak Türkiye için. Daha ütopik gelişmeler var, onları da konuşacağız. Bilim kurgu romanı gibi geliyordu uzay gezler, güneş santrallerinin uzaya kurulması ve radyo dalgalarıyla bu enerjinin dünyaya aktarılması. Bu konuda inanılmaz gelişmeler var, ben inanamadım. Hani benim için de 2050'den sonra belki görürüz diyordum. İlk uygulamaların, pilot uygulamanın 2-3 sene sonra yapılacağı ile ilgili bayağı bir paylaşım var şu anda. Ve böyle NASA, Avrupa Uzay Ajansı, Çin Uzay Ajansı gibi milyarlarca dolar bütçesi olan kurumların girişimleri var. Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinin değişikliğine bir kez daha dönersek, oradaki biliyorsunuz hepimizi rahatsız eden sorun geriye dönük uygulama olmasıydı. Yayınlandığı tarihte değil de 2019 Mayıs itibariyle olan tüm santralleri kapsadılar. Buradaki argüman da, kamunun argümanı da, biz sanayicinin, tüketicinin elektrik satmasını istemiyoruz. Kendi ihtiyacını sağlasın. Yatırım yaparak elektrik satmak isteyenlere biz başka fırsatlar tanıyacağız. Bu başka fırsatların ne olduğunu biz en kısa zamanda görmek istiyoruz. Çünkü şu salonda hani bir GES yatırımı yaparak para kazanmak isteyen ama herhangi bir tüketimi olmayan, fabrikası olmayan insanların bir şansa sahip olması, bir alternatife sahip olması gerekiyor. Bu alternatif şu anda yok. Depolamalı GES de bunu çok mümkün kılmıyor. Çünkü 10 megawatta çıktı alt sınır. Yaklaşık 10 megawattlık bir GES artı depolama en az 10 milyon dolarlık bir yatırım. Hani bu çok KOBİ'nin yapabileceği türden bir yatırım değil. Dolayısıyla isterseniz adına kitlesel fonlama diyelim, isterseniz enerji kooperatifi diyelim. Vatandaşın mutlaka yatırımcı olmasının önü açılmalı. Bunun çok güzel örnekleri var Avrupa'da. Çok rahat adapte edebiliriz. İnşallah gündeme gelir. Son iki konu bahsetmek istediğim hidrojenle ilgili. Gene dünkü etkinliklerde ve daha önceki temaslarımda gördüm ki Türkiye'de elektrolizer üretimiyle ilgili bayağı bir girişim başlamış. Biliyorsunuz hidrojen aslında suya elektrik veriyorsunuz. O elektriği güneşten ve rüzgardan üretiyorsunuz. Suyu hidrojene ve oksijene çeviriyorsunuz. Oksijen zaten istediğimiz bir şey dünyada. Hidrojeni de yakarak enerji üretiyorsunuz. Basit bir döngüsü var. İki tane kıstas var. O dönüştüren elektrolizer dediğimiz ekipmanın Türkiye'de üretilmesi. Bir de güneş ve rüzgar maliyetlerin mümkün olduğu kadar düşük olması. İkisini sağladığımızda Türkiye için yeşil hidrojen çok çok büyük bir fırsat. Çünkü hidrojen aynı zamanda güneşin, rüzgarın mevsimsel depolamasını sağlayan tek araç. Lityum iyon bataryalar güzel. Bir saat, iki saat depolama için, bilemediğiniz bir iki gün depolama için. Ama mevsimsel depolama için mutlaka güneşi, rüzgarı bir yakıt haline getirmemiz gerekiyor. Eğer temiz enerji dönüşümünü başarmak istiyorsak. Son sözüm de elektrikli ulaşımla ilgili olacak. Çok ilginçti işte geçen hafta dediğim Merve, iki tane fuar vardı İzmir'de. Denizüstü Enerji Teknolojileri Fuarı vardı. Aynı zamanda da İstanbul'da biz de ona katıldık. İlk Türkiye'nin elektrikli araba şarj istasyonu fuarı vardı. İki fuara da çok büyük ilgi gelmiş. İkisi de 3-4 yıl sonra bence tam ticari olmaya başlayacak. Dolayısıyla elektrikli ulaşımdan bizim güneş enerji sektörüne de çok büyük bir talep gelecek. Çünkü o elektrikli araçların tek arabadan bahsetmiyorum. Dünyada elektrikli uçakla ilgili çok güzel çalışmalar var. İlk prototipleri uçmaya başladı. Elektrikli şilep tankerle su üstü ulaşım için büyük bir şey var. Girişimler var, ilk modelleri kullanılmaya başladı. İşte otobüsü var, tırı var, kamyonu var. Yani tek olay bir işte TOK, Tesla, araba almak değil. Çok çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. O çok büyük ekosistemin içinde inanın arabanın tüketimi çok da büyük değil. Diğer ulaşım çok daha büyük bir fosil yakıt tüketicisi. Ben buradan çok ciddi bir fırsat olduğunu, aynı zamanda da tehdit olduğunu düşünüyorum. Bu kadar aracın elektrik ihtiyacını sağlayacak altyapımız var mı? Ve bu talep çok hızlı bir şekilde artarsa güneş rüzgarda o kadar hızlı artacak ve elektriği temiz bir şekilde sağlayabilecek miyiz? Eğer o elektrikli ulaşımın elektriği kömürden, doğalgazdan gelmeye başlarsa temiz bir çözüm dediğimiz olay bizim için çok daha büyük bir problem haline gelebilir. Buna bir dikkat çekmek istiyorum. Benim söyleyeceklerim çok kısaca bunlar. Aslında iki tane ufak hediyemiz var değil mi? Onlardan bahsedelim Merve. Şimdi bu sene benim güneş enerji sektöründeki 26. senem. İşte Solar Baba'nın da herhalde bir 15. senesi bile olmuştur kurumsal olarak. 13 Eylül 1996 tarihinde güneşe adım attım.
İlk böyle kamu ile iletişimimiz de Hilmi Güler vasıtasıyla olmuştur. İlk enerji bakanlarından. En uzun enerji bakanlığı yapan arkadaşımız 2002-2011 arası. Sonra Taner Yıldız geldi değil mi Serdar ondan sonra. İlk 2002'de biz Hilmi Bey'le bütün gün kendi makam odasında yaklaşık 6-7 saat toplantı yaptık. Ondan sonra beni tekrar çağırdı. Bir gün daha toplantı yaptık. Bütün bu aslında lisanssızlı vesaire altyapılar o bizim 2002'de yaptığımız toplantıların sonrasında gerçekleşti. Beni tanıyanlar bilir. Ben yaklaşık 10-15 yıldır pek böyle takım elbise, kravatla çıkmıyorum. Hatta şu anda da beni model olarak kullanıyorlar. Bizim tasarım ekibimiz çok güzel bir tekstil serisi yarattı. Dolayısıyla bu da yeni tasarımımız. Onları geliştirmeyi düşünüyoruz. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da temiz enerji bilincini yaymak için de kullanmayı düşünüyoruz. Benim o Enerji Bakanı'nı Hilmi Bey'i ziyaret ettiğimde en son hayatımda taktığım iki tane kravatı ben bugün yanımda getirdim. Ben içimizde üniversiteli İzmir'de okuyan iki tane erkek genç varsa bir ellerini kaldırırlarsa ben bu kravatları onlara hediye etmek istiyorum. Var mı aramızda erkek öğrenciler? Kızlara kravat vermiyorum. Arkadan Merve iki tane arkadaşı alalım istersen. Hadi. Kızı da arkadaşı alalım. Bir arkadaş daha gelsin onunla. Elleri kaldırabilir miyiz tekrar? Tamam. Gözlüklü arkadaşı alalım. İnşallah onlar kravat kullanıyorlardı da ben. Buyur gel sahneye. Merve ben sözü sana veriyorum. Zaten biraz geciktik. Hemen hızlanırız. Açılış konuşmalarından ve oturumlardan hemen hızlıca başlarız. Mikrofon sende tekrar. Ben Ateş Bey konuşması için çok teşekkür ediyorum. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu'yu açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, aslında değerli doğa dostları demek lazım bence. Sizleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Sayır'ın sevgi ve selamlarını ileterek selamlıyorum. Hoş geldiniz. Günümüzde tüm insanlık iklim krizinin etkilerini yorucu bir şekilde yaşamakta. Bu nedenle büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur sözünü hatırlatarak, bu konferansın gerçekleştirmesinde emeği geçenlere, gelecek nesilleri düşündükleri için teşekkür ediyorum. Güneş enerjisi, iklim değişikliği, enerji depolama, elektrikli araçların konuşulacağı bu etkinlikte aslında bir nevi geleceğimizi, nasıl yaşayacağımızı konuşacağız. Bu nedenle bu etkinlik özel bir önem taşımakta. Enerji yaşamımızın her geçen gün daha da artan ihtiyacı ve en büyük çalışmamız bu enerjiyi nereden, hangi yollardan sağlayacağımız üzerine. Geleneksel enerji kaynaklarının çevreye verdiği zararlar, ayrıca yakın gelecekte tükenecek olması, uluslararası, ulusal ve hatta bireysel ölçekte çözüm mekanizmalarının geliştirilmesi gerekliliğini de gündeme getirdi. Enerjinin üretiminin yanı sıra kullanımına, dağıtımına kadar geçen süreçte verimliliğinin arttırılması, israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunun azaltılması son derece önemli. Bugün
Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor. Ve kentler yeryüzünün sadece %2'si alanını oluşturuyor. Bu yoğun şehirleşme sonucu binlerce, milyonlarca insan bir arada bulunmak zorunda kalıyor. Bizler de bunlardanız. Bu durumun getirdiği olumsuz etkilerin bertarafı için yaşam alışkanlıklarının değişmesi artık gerekli. İşte bu noktadan hareketle İzmir Büyükşehir Belediye'miz de kurumsal vizyon ve misyonu gereği iklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevrenin korunması, bilinçli enerji kullanımı ve enerji verimliliği gibi konularda toplumu aydınlatmak, farkındalık oluşturmak amacıyla projeler yürütmekte. İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanları sözleşmesine taraf olmasını takiben Avrupa Birliği stratejilerine uygun olarak 2030 yılına kadar sera gazı salımlarının %40 azaltılmasına ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayarak kentimizin dirençliğinin arttırılmasını taahhüt etmiş. Bu taahhüdü geçen yıl 100 nötr kent arasına girerek yükseltmiş bulunmaktadır. Bu taahhüt kapsamında ilimizin kentsel ve kurumsal sera gazı envanteri hesaplanmış. Belediye birimleri, bağlı kurum kuruluşları şirketleri, ilgili kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek odaları davet edilmiş katılımları ile belediye başkanları sözleşmesinin metodolojisine uygun olarak İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı SEKAP hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yeşil Şehirler Programı kapsamında Yeşil Şehir Eylem Planı hazırlanması için 300 bin avroluk bir hibe almaya hak kazanılmış. Bu programda Türkiye'den katılan ilk kent olarak İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı hazırlanmıştır. Enerji yönetimini de ağırlıklı olarak içeren toplam 61 eylemden oluşan her iki plan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmış, kabul görmüş, uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda belediye binalarımızın elektrik ihtiyacı için çatı tipi 16 adet güneş enerji santrali kurulmuş durumda. Bu tesisler ile ekonomik getirisinin yanı sıra yıllık yaklaşık 1300 ton karbon salımının önüne geçilmekte. Ve her yıl en az 4 binamızın çatısına GES kurmak üzere çalışmalarımız devam etmekte. Buna ilave olarak Ateş Bey'in söylediğinden de esinlenerek bir şey söylemek istiyorum. Yüzer GES'ler özellikle üzerinde çalışılması gereken bir konu olduğundan bilinçle bunu tarımda tarımsal sulamayla buluşturabilmek adına bir sulama kooperatifimizle işbirliği içerisinde bir göletimiz üzerinde yüzer GES kurulmasına yönelik çalışmalarımız başlamış durumda. Tüm belediyemizin ihtiyacı olan elektrik enerjisi fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş olan yenilenebilir enerji kaynak sertifikalı sağlayıcıdan temin edilmekte. Kentte elektrikli araçların kullanılmaya başlanmasını desteklemek amacıyla hem şarj istasyonlarının artması hem kent içi elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesine katkıda bulunmak için elektrikli araçların kurumsal hizmet filomuza, kent otobüs filosuna katılması sağlanmış olup filo güçlenmeye devam etmekte. Ayrıca körfezimizde elektrikli vapurun kullanımı içinde çalışmalar yapılmakta. Ve bu araçların enerjisi yine çatı üstü GES'lerimizden sağlanması için adım atılmakta. Çatı üstü kurduğumuz GES'ler bu amaçla kullanılmakta. Hatta başkanımız Tunç Soyer'in de kendi makam arabası elektrikli, daha görmüşsünüzdür. Araç paylaşım sistemi hayata geçirildi. Ortak yaşamdan başka dünyayı kurtaracak bir yöntem olmadığı düşüncesinden hareketle ve geçmişimizi biraz daha hatırlayarak bu sistemde elektrikli araçlar bulunması için de elektrikli araçlar da bu sisteme dahil edildi. Tüm bu faaliyetleri artık gereklilik olmasının yanı sıra kurum olarak model olma misyonu ile de önemsemekteyiz. Henüz belediyeler için yasal bir zorunluluk değil iken kurulmuş olan iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji şubesi tecrübelerini paylaşmak üzere kentimize hizmet vermekte. Değerli katılımcılar, gelecek nesiller için önemli olan bu konferansta olduğunuz için sizlere ve emeği geçenlere, beşinci kez bu emeği verenlere bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Nazlı Hanım'ın konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz'u açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Herkese günaydın. Ben de sizleri şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. İzmir açısından güzel bir hafta yaşıyoruz. Ateş Bey'in de ifade ettiği gibi bundan önce Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ni ilk defa İzmir'de TÜREP'le beraber ajansımızın ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Ve gerçekten rüzgar sektörüne ilişkin çok güzel bir etkinlik oldu ve önümüzdeki dönemde rüzgar sektörünün gelişimine ilişkin çok güzel projeleri beraber değerlendirme fırsatı bulduk. Tabii biz ajans olarak yani kurulduğumuzdan beri ama özellikle son 10 yıldır İzmir açısından çalışmalarımızı belli bir odak etrafında yürütüyoruz. Bu odaklardan bir tanesi yenilenebilir enerji, temiz enerji. Bu hem İzmir bu anlamda mukayeseli üstünlüğe sahip, gerek sahip olduğu bu temiz enerji kaynaklarından enerji üretimi açısından olsun, gerekse de bu temiz enerjiyi üreten ekipmanların üretimi yani sanayi açısından sadece Türkiye'nin değil Avrupa ölçeğinde önemli bir üretim merkezi olma yolunda ilerliyor. Ve bu kapsamda ciddi bir yerli tedarik zinciri oluştu ve çok ciddi bir potansiyel de geleceğe dönük olarak arz ediyor. Özellikle burada Alper Beylerle beraber yürüttüğümüz bir Best for Enerji projemizden bahsetmek isterim. Avrupa Birliği'nin rekabetçi sektörler programı kapsamında desteklenen yaklaşık 3 milyon avro bütçeye sahip olan projemiz aslında İzmir'deki temiz enerji kümesinin geliştirilmesine odaklanan bir proje. Son yılına girdik. Projeyi aslında pandemi döneminde zorlu koşullarda başlattık ama çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Ve bu 2 yıllık dönemde aslında sektöre ilişkin derinlemesine çok ciddi analizler gerçekleştirildi. Çok ciddi araştırmalar yapıldı. Ve bunların da sonuçlarını önümüzdeki hafta 8 Kasım'da aslında bir konferans marifetiyle paylaşacağız. Ben bu vesileyle buradaki bulunan Hazirun'u da 8 Kasım'da yapılacak olan bu toplantıya davet etmek istiyorum. Gerçekten hani bu proje kapsamında elde ettiğimiz sonuçlar, tabii İzmir rüzgar açısından gerek üretim gerekse de sanayisi açısından çok önemli bir konumda. Ama güneşte daha yapacak çok fazla işimiz var. Ateş Bey de bahsetti. Önemli bir yatırımcıyı Ali AOSB'ye kazandırdık ve burada entegre bir tesis gelecek ve bunun tedarik zinciri anlamında önemli bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Ve güneşte hakikaten önümüzdeki dönemde çok daha fazla yapacak işimiz olduğunu düşünüyoruz ve ajans olarak da güneş odağında çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bu kapsamda özellikle üniversitelerimizde Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü olsun, İYİT olsun, sektör dernekleriyle sektörün ihtiyaç duyduğu test analiz merkezi başta olmak üzere ve bu konuyla alakalı üniversitelerdeki farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Ben bu tarz etkinliklerin hani İzmir'de olmasını ve devamını çok önemsiyorum. Biz Solar Vizyon'un ilkini Ateş Beylerle beraber gerçekleştirmiştik. Şimdi 5.'sini yapıyoruz. Böyle bir hani geleneksel hale gelmiş ve devamını önemsediğimiz faaliyetlerden bir tanesi. Mottomuz temiz enerjinin başkenti İzmir. Haftaya rüzgarla başladık, güneşle devam ediyoruz. İnşallah İzmir'de bu etkinlikleri daha çok yaparız. Ben tekrardan katılımınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mehmet Bey'e konuşması için teşekkür ederiz. Şimdi Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği Başkanı Sedef Budağ'ı açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Herkese merhabalar. Sedef Budağ ben. Hep konuş, özellikle İzmir toplantılarına çok sevinerek geliyorum. Çünkü İzmir doğumluyum, İzmirliyim ama İstanbul'da büyüdüm. Enerji sektörüyle de Bozcaada'da da tanıştım, rüzgarla tanıştım aslında. 15 yıl bitti benim rüzgar ve güneş enerji sektöründe. Ve bu kadar geleceğe yönelik, bu kadar kaliteli ve bu kadar aslında bizim torunlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız bir sürdürülebilir bir yaşam için uğraşan insanlarla bir arada olmak beni her zaman çok memnun etti.
Ben 2018 yılında bir platform başlattım. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektör Türk Kadınları Platformu. Bu platformu kurmamdaki amaç sektörde daha çok kadın istihdamının artması, kadınların görünürlüğünün artması ve insanların birbirini tanıması ve genç kızlarımıza, mühendis arkadaşlarımıza, erkek mühendisler kadar bir şans verilmesiydi. Ve bugün artık platformumuzda 1700'den fazla kadın üyemiz olduğunu büyük bir gururla söylüyorum. Ve bu yaz 2022'nin yazında, Haziran ayında biz artık dernekleştik ve Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği olduk. Derneğimizin amacı da sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ve tabii ki enerjinin dönüşümü ve iklim kriziyle mücadele için projeler üretmek ve projeler için bir tüzel kişilik oluşturmaktı. Buradan bu güzel haberi de sizlerle paylaşmak isterim. Elimde bazı veriler var. Daha spesifik konuştu Ateş Bey. Türkiye'nin röntgeni çekti. Aynı şekilde İSKA Başkanımız da İzmir'de olan gelişmelerden bahsetti. Ben size biraz daha genel bilgi vermek istiyorum çok kısa. 2021 gerçekten dünya için enerji dönüşümünde önemli bir sene oldu. Ve dünyada neredeyse 257 gigawatt yenilenebilir enerji kapasitesi eklendi. Ve bunun yarısından fazlası güneşti. Geçen yıl 133 gigawatt sadece güneş enerji santrali dünyada hayata geçirildi. Bunun ardından 93 gigawattla rüzgar enerjisi takip etti. Ve geçen hafta da zaten yine buradaydık. Deniz üstü rüzgar enerjisi kongresi vardı. Orada da 21.1 gigawattlık bir geçen yıl kurulum olduğunu ben de öğrendim ve açıkçası bu kadar büyük projeler, bu kadar büyük kapasiteler için tabii ki altyapı, dağıtım, iletim ve uygun yönetmelikler ve izinler ve arazi ve yer gerekiyor, tahsisi gerekiyor. Şu an Türkiye'de bu sıkıntıların büyük kısmı aşılmış görünüyor. Yeni lisanssızdaki yönetmelikteki tadillerle beraber artık pek çok yatırımcının önü açıldı. Bunlar çok güzel gelişmeler. Ben bu gelişmelerle beraber tabii iş var, potansiyel var, çok büyük bir hacim var ve fonlar var, yeşil fonlar var. Hem Türkiye'de hem dünyanın farklı yerlerinde ve büyük bankalar tarafından verilen ama bunları temin ettiğimizde bunları yapacak iş gücü, ara eleman ve aslında kalifiye eleman, yani yeşil yakalı dediğimiz iş gücüyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. 2019 yılında yaklaşık 40 bin milyon işçi istihdam edilmiş enerji sektöründe dünyada ve bunlara 24 milyon daha ek çalışma imkanı yaratılmış. Tabii ki Çin Halk Cumhuriyeti'nin burada çok büyük bir payı var. Yaklaşık 20 milyon insan enerji sektöründe çalışmış Çin Halk Cumhuriyeti'nde. Avrupa'da ise 7,5 milyon işçi olduğu kayıtlara geçmiş. Türkiye'de bizim enerji sektöründe çalışan insan sayısı hem mavi yaka hem beyaz yaka ile ilgili pek net bir verimiz yoktu. Ne TÜİK ne Enerji Bakanlığı buna gibi araştırma yapmamıştı. Biz geçen yıl dernek öncesi platform olarak buna ilgili bir çalışma yaptık ve enerji sektöründe kadın raporunu oluşturduk. Burada da 31 tane sektörün iri ufaklı firmasıyla 907 bin kişiyi kapsayan bir rapor hazırladık. Ve burada vardığımız sonuçta enerji sektörü Türkiye'de şu anda %15 oranında bir kadın çalışan olduğu. Bunun yaklaşık rüzgara özeline bakarsan %8 oranında olduğu. Güneşin bu konuda daha gerçekten promising, yani daha ümit verici %25'ten üzerinde bir kadın istihdamıyla güneş enerji sektörünün daha kadın dostu bir sektör olduğunu da buradan büyük bir neşeyle söyleyebilirim. Ama tabii ki hedefimiz bu kadar küçük rakamlar değil. Hedefimiz sektörün büyümesi, beraberinde pek çok yatırımın yapılması, gerçekleşmesi ve yeşil mutabakat ve karbonsuzlaşma yolunda Türkiye'nin de öncü bir ülke olması ve bunu yaparken de istihdamın eşit olması, insanların eşit işte eşit maaş, ücretlerle çalışıyor olması ve kadın erkek el ele bizim bu enerji dönüşümümüzü sağlamamızdır. Ben çok teşekkür ederim bana söz verdiği için sevgili Ateş ve Solar Baba ekibinin. Güzel bir kongre diliyorum. Çok teşekkür ederim. Esen kalın. Sedef Hanım'a bu enerji konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi Günder Başkanı Kutay Kaleli'yi açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
Herkese merhabalar öncelikle. Sayın Genel Sekreterim, değerli katılımcılar, basının kıymetli temsilcileri, değerli Güneş dostları, değerli İzmirliler, hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle yönetim kurulum ve şahsım adına selamlıyorum ve bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Konuşmama başlamadan önce bir ufak özür dileyeceğim. Özürüm şu, normalde birinci oturumda ben konuşmacıydım ancak oturumlar sarktığı için uçağımı kaçıracaktım. Dolayısıyla da orada bir değişiklik yaptık. Sevgili Alper Bey sağ olsun, benim koltuğumu aldı, ona teşekkür ediyorum. O yüzden birazcık kısa tutmaya çalışacağım. Konuşmamda değinmemi planladığım konuları sizlere bir özet geçmek istiyorum öncelikle. Kısaca birazcık Türkiye'deki son dönem yaşananlardan Ateş bahsetti ama ben birazcık gelecekte neler olacak, birazcık oralara girmek istiyorum müsaadenizi. Bir kere bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 8600 megawatt civarında bir kurulum gerçekleşmiş durumda Türkiye'de. Tabii bunu artarak artan bir ivmeyle yapıyoruz her geçen gün. Burada şunu net bir şekilde söylemek lazım. İşte geçen sene pandemi etkisiyle belki işte 700-800'lerde kalınmış bir dönem varken bu sene 1250-1300 megawattlar üzerinde bir kurulum gerçekleşecek. Seneye biz bu rakamın belki de 3000'in de üzerinde olabileceğini öngörüyoruz. Çünkü yatırım yapılabilir alan sayısı gerçekten çok fazla arttı. Bunların başında hibrit projelerimiz var. Dün çıkan bir mevzuatla hibritteki kapasitelerin de arttığını görüyoruz. İlk hibrit başladığında %15 limitleriyle başlayıp bugün geldiğimiz noktada %100 limitine çıkmış durumda. Dolayısıyla sizin eğer bir santraliniz varsa o santralin içerisine aynı kapasitede bir güneş santrali de kurabiliyorsunuz. Bu santralin verimliliğini ya da kapasite kullanım oranını çok ciddi oranda arttıran ve ülkemiz elektrik enerjisine de güneşle beraber büyük bir katkı sağlayacak bir faktör. Tabii ki bunu sadece güneş üzerinde düşünmemek lazım. Rüzgarcılar alınmasınlar. Bir hidroelektrik santrali, eğer bir rüzgar santrali kurulabiliyorsa bu da tabii ki mümkün. Biz hibrit tesislerde önümüzdeki belki de bir 5-6 yıl içerisinde çok ciddi oranda bir kurulum bekliyoruz ve bunun binlerce megawatt seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Bugün Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 50 bin megawattın üzerinde ve bunun belki de en az yarısı bir o kadar daha kurulum yapılabilecek potansiyele sahip. Dolayısıyla minimumda belki de ekstra bir 25 bin megawattlık yenilenebilir enerji gücü hibrit tarafında hayata geçirilebilir. Bununla beraber lisanssız mevzuatında geçtiğimiz yıllarda yapılan birkaç arka arkaya gelen değişiklikle beraber de bu sene bu arazilerin önü yani 5.1H maddesi, lisanssız yönetmenin maddesine göre yapılacak tüm kurulumlarda da büyük bir artış bekliyoruz açıkçası. Tabii Türkiye'de bu birazcık problem yarattı çünkü dönüp de hem TİH tarafına hem de dağıtım şirketleri tarafına baktığınızda trafolarda yeterli boşluğun olmadığını net bir şekilde görüyoruz. TİH'in Ekim ayında açıklamış olduğu kendi iletim seviyesinden bağlanabilirlik raporuna göre incelediğimizde bu raporda neredeyse Türkiye'deki 18 bölgenin belki de 15 tanesinde bağlanabilirliğin sıfıra çok yakın olduğunu ya da sıfır olduğunu gözlemliyoruz. Bunun artması için mutlak surette yatırım yapılması lazım. Trafo merkezi kapasitelerinin arttırılması, yeni iletim hatlarının yapılması lazım. Bugün şöyle çarpıcı bir örnek vermek istiyorum size. Türkiye'de elektrikli araç kullanımı son derece az ve bunun artmasıyla beraber de ihtiyacımız olan kurulu gücün de neredeyse her İstanbul üzerinde konuşalım. Araç bazında baktığınızda her %5'lik dilim için Türkiye elektrik şebekesinin toplamda %2'si kadar daha elektrik çekiyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. İstanbul'da günde trafikte 3 milyon adet araç var. %5'i 150 bin araç yapar. 150 bin aracımızı biz İstanbul'da elektrik diye dönüştürdüğümüzde bunun karşında ihtiyaç olan güç yaklaşık 2000 megawatt ve bu gece ihtiyaç. Dolayısıyla burada bir önem daha çıkıyor ortaya, depolanabilir elektrik. Depolama yönetmeliği aslında bir yıl kadar önce gündeme gelmiş bir yönetmelik. Fakat bu yönetmelikle beraber tedarik lisansı olan yani elektrik ticaret yapma lisansı olan şirketlerimize müstakil, bakın altını çizerek söylüyorum, müstakil depolama hakkı tanındı. Müstakil depolama başvurusu yapabilme hakkı tanındı. Ve TÜREK toplantılarında dün de Sayın EPDK Başkanımızın söylediği gibi 30 bin megawatt ya da 30 gigawattın üzerinde bir başvuru şu ana kadar gelmiş durumda. Bunların ne zaman hayata geçirileceği veya nasıl işletmeye alınacağı ile ilgili bir bilgi yok. Tabii ki bu tesislerin ana hedefi şebekedeki primer frekansı yani
Portekiz'den ülkemize kadar olan ve 50 Hz seviyesinde tutmamız gereken bu primer frekansı dengeleyebilmek. Bu zaman zaman 51 Hz'e çıkıp zaman zaman 49 Hz'e inen bir frekans ve bu depolama tesisleri bu frekansı dengeleyecekler. Bunların normal şartlar altında bir üretim tesisi kurabilme hakkı yok. Bununla birlikte geçtiğimiz dönemde yapılan bir kanun değişikliği ile depolamalı üretim lisansı başvurusu yapabilme hakkı da tanındı şirketlere. Tabii ki bunun bir alt yönetmeliğinin çıkması bekleniyordu. EPDK Başkanımızın son dönem dün gene TÜREK'te yapmış olduğu konuşmada bu yönetmeliğinde müjdesini verdi ve bugüne kadar 30 gigawatt başvuru yapıldı dedi. Şimdi burada bir çelişki var. Bu çelişki şöyle, müstakil depolama lisansı yapanlara siz eğer üretim hakkı da verecek olursanız üretim için bekleyenleri aslında biraz arka plana atmış oluyorsunuz. Burada bir dengesizlik olduğunu düşünüyoruz. Daha çıkmadan bir şey söylemek mümkün değil ama umarız böyle çıkmaz. Bir ilave daha yapmak istiyorum. Mesken tipi projelerle ilgili. Bu mesken tipi projelerimizin yaygınlaştırılması ve aslında hane halkının bilinçlendirilmesi de çok önemli bir nokta. Çünkü bugün için elektrik fiyatları sanayide son derece yüksek ama hane halkına indiğimizde sanayide kullanılan elektriğin yarısı kadar bir elektrik bedeli ödüyoruz. Bu bile yüksek geliyor hane halkımıza. Fakat şu anda elektrik fiyatları üzerindeki sübvansiyonu düşündüğümüzde bugün sübvansiyon yapılmasa elektrik fiyatlarının Avrupa'ya ve dünyaya göre karşılaştırdığımızda en az iki katı, bazı söylemlere dört katına çıkabilme ihtimali var. Sübvansiyonu kaldırırsak. Dolayısıyla mesken konutlarda da bunun geleceği aşikar. Bu sübvansiyonun ne kadar sürdürülebileceği de bir soru işareti. Bunları yan yana koyduğumuzda meskenlerde özellikle belki toplu konutlarda çok kolay olmayabilir. Çünkü oranın mevzuatına göre biliyorsunuz bir kişi bile istemiyorum dese yapılamıyor. Ancak özellikle villalarda bunun yaygınlaştırılması, popülaritesinin arttırılması, elektrikli araç kullanımı ve depolamanın da birlikte tesis edilmesiyle bu tarafta da biz çok büyük bir kurulum potansiyeli görüyoruz. Bugün Avrupa Birliği'nde en kuzeyindeki Polonya'ya bile baktığınızda Polonya'daki evsel kurulumların toplam ülkedeki kurulumun neredeyse %50'sine denk geldiğini, biraz daha güneye indiğinizde Belarus'ta bile neredeyse benzer sayıda ve benzer oranda kurulumlar gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye birazcık daha farklı. Enerji fiyatlarından kaynaklı olarak sanayi tarafında tabii ki daha yoğun bir kurulum gerçekleşiyor bugünlerde. Ancak meskene de bunun inmesi, mesken çatılarında bunun yapılması, halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ülkenin kurulu gücüne çok daha büyük bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi bir kısa özet yapmak gerekirse bugün için Türkiye'nin önündeki en büyük problemlerden bir tanesi bize göre kapasite problemi. Kapasitelerin acil olarak yeni yapılacak yatırımlarla arttırılması ve şebekedeki bağlanılabilirliğin yükseltilmesi gerekiyor. Bu geldiği takdirde bizlere göre önümüzdeki yıllardan itibaren minimum 3000 belki de 4000-5000 megawatt yılda kurulum sadece güneşte yenilenebilirle birleştirdiğimizde belki 7000-8000 megawattlarda büyük kütleler ve rüzgarlarla beraber kurulum gelebilir. Bu ülkenin kurulu gücünün her sene %7-8 civarında artması demek. Bunun yanına gelecek diğer tesisleri, nükleer gibi tesisleri de planlamasını yaptığınızda gerçekten de enerji fiyatının ucuzlaması, doğalgazı olan bağımlılığın azalması, ithal kömürü olan bağımlılığın azalması gerçekten de çok kolay gibi gözüküyor. Bu kapasitelerin arttırılması için de bizler de var olan gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Hepinizi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olunuz. Açılış konuşması için Kutay Bey'e çok teşekkür ederiz. Sırada güneş enerjisi ve mevzuat oturumu başlayacak. Panelistlerimize keyifli oturumlar diliyorum.